Dudduko bizim Boborov'un efendisi. O zaman gittiğimizde onunla konuşalım. Adam çıldır bu arada. Biraz sana tuhaf gelebilir. Evet. Nerede taşıyacaksın onu çantanı? Mevzu biraz açtı. Çok iyisiniz ya. Duyuyorum ben sizi. Bravo. Dudduko'yla konuşacağız. İçindeki nasıl hatırlıyor da bende? Ne? Çok iyi hatırlıyorum. Bir oyununuz boşa gitmediğine mutlu oldum. Evet. Şimdi ben dükkana geri dönüyorum. Bir şey soracağım, ben hatırlamak için soruyorum. Kırlayer'in Şeyhan olduğunu nasıl anlamıştınız? Ben anlamıştım. Nasıl anlamıştınız? Söyleyeyim. Şimdi... Ha, hatta bak. Yılan Efendi'yle ben... Tarif etmişti, hatta böyle saçlarını kabartıyor. Yok yok, o ayrı. O sonrasında ama ilk şey şuydu... Yılan canavarla ben konuşmuştum. Yılan işte o canavar, yaratıkla. Evet. Konuşuyordum. Onunla sohbet ederken işte ondan öğrenmiştim ben şeyden. Yani sen niye saldırdın dedim hani. Aynen ona dedim. Onu hiç sevmem ben dedi. Sevmiyorum onu falan filan işte. Niye saldırdın onu dedim. O gizli Çayan dedi. Ben gizli Çayanları yiyorum. Yiyorum aynen öyle dedi. Aranızda onlar da o demen de yılan kadın söylemiştim. Yılan kadın söylüyor. O söyledi. O da yiyorum dedi ama. Evet. Ben de oradan anlamıştım o niye şeye kırlayere saldırıp öldürmeye çalıştığını. Öyle. Bu arada Boborov'u söylemeyeceğiz. Şırınga da içeride bir şey olunca çıkartıyordu ve şu anda Erkan'a verdim ben. Ama önce bir şey soracağım. Senin ustasına. Bir ona birkaç bir şey ben kendi usulümle sormaya çalışacağım. Sen iğneyi alınca iğneyi de... İğneyi zamanı gelince başkalarını önce kullanmayı istiyor. Kendine değil de. Önce başkalarını mı? Niye kendini kullanmak istemiyorum ki? Çünkü şimdi bu iğneyi böyle kullanınca bitecek. Ama başka biri geldiği zaman onu bu şekilde kontrol edebilmek isteyeceksin. İçindeki yaptım. Aynen. Yok şöyle diyeyim. İğnenin bozulmasını istemiyorsun. Anladın mı? Bozulursa senden sonra başkalarına yapamayacaksın o müdahaleyi. En azından diyorsun ki yani içindeki ses böyle diyor sana. Sen kendini yine düşünüyorsun düşün. Ben bunu kendime kullanmayayım. Lazım olunca kullanırım başkasına. Şimdi ben kendime kullanırsam bunun biterse ya da bozulursa ya da anlatabiliyor muyum? Ben kullanmayayım diye bir his var içinde. Ha bu his senin hissin mi? Yoksa içinde başka şeylerin hissi mi? Onu bilemeyiz. Ya bence o zaman önce o adama gidip soralım yani. Hangi adama? Senin ustasına, Boborov'un ustasına gidip soralım diyoruz. O bilir mi soracağız? O bilebilir mi? Neyi soracağız? Bu iğneyi ve içimde aslında ne olabilir? Gerçekten emin olabilir miyiz? Ya tamam. Senin bildiğine göre onun bilmesi lazım. Adam müthiş bir bilgili tamam, bir adam. Ona gidelim yani. Adam koskoca Şeyhan avcısı silah yapmış. Gidelim diyor. Ne diyorsun? Kuşçuların yanına. Ben bir şu dükkandaki işimi halledeyim. Tamam ben de geleyim abi. Şimdi yanında bir herif çapulcusu mu getirdin? Bu benim dostum, arkadaşım. İyi insandır. Yani tamam. Çabucu. Herhangi bir şey konuşmadım üstüne zaten. Üstüne başına bak önce bir. Leş içindesin. Nasıl çapulcu değil? Ya, herif olduğun halde böylesin. Ben insanım arkadaş. Ya, tamam da yaşadığınız şeyleri siz yaşamadınız. Bana ne bizi ilgilendiriyor? Biz mi yaşadık sizi yaşadık? Yakında ilgilendirmeye başlayacak ama söyleyeyim. Aa, tehditme diyor bu. Tehditme diyor. Hayır. Ha? Bizim... Bir açıklamama izin ver. İzin veriyor musun? Evet. Bizim gezegen, yani bizim geldiğimiz Gökada yok oldu. Bence sana bir şey soracağım. Farkında mısın? Gökada. Gölden gelmediniz mi siz? Fark ediyor musun? Yani gölden geldiniz diye biliyorum. Hayır, size kim bunu söyledi? Gölden gelen gemi. Ona biz zar zor bir şey sonucu bilebildik. Aktarma yapıyorum. Yüz binlerce insan yaratık, canlı öldü. Ben sana başka bir şey söyleyeceğim. Sen farkında mısın? Melekler niye bizim haberimiz yok? Ben sana bizim başka bir şey söyleyeceğim. Yoktan sonra onu buraya geliyor. Farkında mısın? Adının adı ne? Farkında mısın? Melekler uçup duruyor. Normalde bunlar bu kadar çok uçup böyle telaşlı olurlar mıydı? Sen bir farkına varsana etrafında. Limandaki olaya gidiyorlar. Ne diyeyim? Hangi limandaki olay? Limandan siz geldiniz. Mülteci akını var mı? Ona mı gidiyorlar? 3-5 tane mülteci o kadar alf bir şey meleğin gitmesi normal mi? Anlamadım. Birkaç tane mülteci işte adayı indi diye o kadar alf... Birkaç tane değil, birkaç bin tane mülteci geldi.
Tamam, bunu meleklerin bu kadar şey olması normalde. Sence ilk defa alıyorlar bir şey. Sence biz neyden kaçıp bu kadar gelmiş olabiliriz ki? Başımıza bir şey gelmese kaçar mıyız kendi elimizden? Kesin bir naneler yemişsiniz. Sadece şeyi düşünmeyi istiyorum. Hani belki şu anda siz buranın yönetiminden memnun musunuz? Çok memnunuz da. Bir iki haftadır adam bize ilgilenmez oldu falan. Başka bir şeylerle ilgileniyor. Ne diyorsunuz? Evet. Kralınızı seviyor musunuz? Kralımızı seviyoruz. Kralımızın yanına girip çıkan bir şey gördük biz. Çok uzaklardan da olsa hissedebildik yani. Turuncu büyücüdür o. O geldi geleli kararımız değişti. Turuncu büyücü hakkında ne diyorsun? Kralımızın çok iyi bir arkadaşı diye duydum. Gördüm mü? Yıllardır görüşmüyorlarmış. Görmedik de kulaktan duydum haberler. Onunla ilgileniyor herhalde. Ona yardımcı olmaya çalışıyor. Bir şeyler oluyor. Yardım olmaya çalışınca da bizim işlerimizi bıraktı. Herhalde daha büyük olaylar var diye düşünüyoruz. Hmm. İşleriniz de sanki azalmış gibi. Ne azalmış? Yani ben girdiğimde çok kalabalık değildi sanki pazar. Ne bileyim, İnsanlar nerede? Niye evlerindeler? 20-30 tane kuşçu açarsan böyle olur işte. Doğru. Tek mahalle yok. Yani bir tane kuşçu açalım. Bak şu eski kuşçu var. İlk o açtı. Çok kazanmaya başlayınca bir tane açmaya başladı. Biz de dedik hani onun yanını açalım dedim. Durmadı ki millet. Kuş o kuşu açtı, öbürü kuşu açtı, öbürü kuşu açtı. Şu komşu adından kuşlar getiriyorlar. Şapır şıptır şak 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 diye komşuya kuşlar getiriyorlar. Çipet. Çipet pet var şurada bir tane. Çeşit çeşit kuşlar. Kuşlar arasız. Yanlış bir şey yapar. Ne alakası? O da öyle yapamaz. Of, kuşlu adamlar ne uğraşıyorsun diye ama. Kendim atayım. Bana at. Ben de mi? Bana bir parça bir şey at ya. Tamam. Şimdi... Tamam ben şey yapacağım sana. Altını vereceğim. Bu kuşu nasıl edeceğimi... Nasıl konuşabiliriz, ne yapabiliriz? Yani bir... Ver bakalım altını. Ne biliyorsun? Ver. Bir dakika, altını, dur. Bir dakika. Ne altın? Bir altın olarak mı veriyorsun? Hayır, vermiyorum. Sadece var mı zaten? Bir altın kolay mı? Altın vermiyorsanız o zaman hadi ya. Vallahi yordunuz beni. Bak kibarca diyorum bak. Çağırmayın polisleri. Yeter tamam. 50 gümüşe ver. 50 gümüşe olur. Tamam, vereceğim aletin ne kadar bizim için risk taşıdığını biliyor musun? Risk taşıdığını. Risk. Ne aleti vereceğini söyle bileyim. Gel. Hangi aletten bahsediyorsun? Onu ne vereceksin? Ya bu taraftan. Tamam. Ayrılıyorum, konuşmaya gidiyorum. Ya bir dakika. Tezgahın altına atıyor. Tezgahın altına böyle makineler falan var. Böyle bir şeyler var. Oha ya. Nasıl makineler var? Basit makineler. Ne olduğunu bilmiyorsun. Terazi. Anlamazsın. Terazinin yanında mı? Kuşlar ayağına takılan böyle zincir bir şeyler var. Basit bir şeyler var ama... Kuş sırrı mı? Aynen. Alacak kuş sırrı mı var? Tam olarak o mu var yani? Aynen. Peki eğitim? Bir şeyler var yani. Anladım. Eğitimde kullanacağım malzemeler. Hepsi var. Evet. Malzemeleri ver, bir paket yap. Parayı ver önce. Bir gümüş, bir altın. Dostum bak, konuştuk o kadar bir çok. Bir altın. Ben alıp kaçacak da değilim. Yani burada arkadaşım da var. Ama biz bunu işe yarayıp yaramayacağınlardan bilelim. Önce 50 gümüş verelim, ondan sonra getirip 50 gümüş verelim. Oyun dışı konuşuyorum. Paracı olma öyle sana ne oldu? Ooo suç uçayım ya. Aynen. 8 gümüş 2 bir şey soracağım sana. Ben orada olsam bedava yalırdım. Nasıl? Ama adam şu an hayatta kalma şeyi var. O yüzden parayı önemsiyorum. İstediğin bir şey var mı? Yapmamızı istediğin. Mesela bana bir görev ver yapayım. Oyun mu oynuyoruz arkadaş? Ne görev vereceğim sana ya? Hiç bir istediğin hiçbir şey yok mu? Sen masaüstü oyun çok oynamışsın herhalde, görevleri. İstediğin hiçbir şey yok. Akşamları gidiyoruz, kahvede oynuyoruz. Kahve mi? Kuşçuya kadar zar atar mısın? Kuşçuya kadar zar atar mısın? Boyutu geçti falan. Kahvede geçti. Kumar mı oynuyorsun? Var. Var onlar, var. Kahvede kumar mı oynuyorsun? Var değil, masaüstü oyun ya. Eski alemden gelen katranç diye bir oyun var. 8'e 8 kaleler var, ilerletiyorsun. Aa ben çok iyiyim var orada. Var, eşek var. Ben de sana bu oyunun kurallarını öğretebilirim. Eşek mesela düz gidiyor. Boyunun bir de sağdan sonra düz gidiyor. Eşek eski adı da neymiş tamam, herhalde. 50 gümüş ben vereyim. 50 gümüş sen bütün paranı harcama. 50 gümüş de sen eskiden da neymiş ama.
Peki bu oyun bu kadar senin için önemliyse sana bu oyunundaki çok güzel taktikler verebilirim. Öğretebilirim yani. Biliyor musun bakalım? Evet biliyorum. Bilmiyorum ben. Bu dünyada biliyorsun o kadar kardeş. Hayır bu dünyada işte gördüm. Kaç? 84. Yok. Adını biliyorum. Hiç bıçaklıyorum. Rock ne demek biliyor musun sen? Söyleyemiyorsun. Bilmiyorum ki. Ne? Nasıl taktik vereceğim? Rock'un ne olduğunu bilmiyorsun. Silah? Neyse tamam. Baba çereği. Şu kitap ne? Kuşlarla alakalı sanki. Deyip dönüp bakıyor. Evet ne kuş eğitimi. Savaş değil ama. Hayırdır oğlum sana ne oluyor? Birazdan kendi kendinizi öldüreceksiniz. Farkında değilsiniz. Elf. Sormaya çalışıyorlar onu burada. Aa bak 50 gümüş ben vereyim, 50 gümüş sen ver. Bütün paramı daha harcama gidelim hadi. Kitabı şeyleri alırım. Eğitim şeyleri. Hepsi bir alt. Zar at o zaman. Ben mi attım? Kim attı? İkiniz at. Gelecek misin lan? Sen de at. 48. Bir daha at. 48 değil sayı yok sen. 48 fırsat var. Kritik bir köşe. 48. 55. Diyor ki, tamam diyor ya, 10 gümüş daha, 1 altın, 1 10 gümüş verin, hepsi tamam. Tamam. 1 altın, 1 10 gümüş. Ben 50 gümüş veririm. Adam valla, cömert. Hayır ben şeyi, yani buradaki insanlar bizi kazıklamaya çalışmasa ben gücük oldum yani. Ne bileyim, burası böyle pahalıdır belki. Yani.